Herkese selam değerli izleyiciler. Kanalıma hoş geldiniz. Yıkama Kralı'nın yüksek standartlı, güzel videoları olan harika yıkama kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte ekstrem bir koyu renkler, siyahlar yıkaması yapmak istiyorum. Çünkü ütülenmesi gereken bir adet gömlek ve kumaş pantolon da var içerisinde. Az miktarlar ama yıkamam gerekiyor. Bugünkü yıkayacağım program koyu renkler kot programı olacak ve sizlere tekrardan koyu renkler kot programını bu boş seri altı çamaşır makinesinde nasıl ekstra programlar, fonksiyonlar vererek nasıl yaratabileceğimi tekrar göstermek istiyorum. İlk defa kanalımdaki bu videoya denk gelen izleyici kardeşlerim için. Evet, şimdi burada El Jardin del Paraiso toz deterjanımdan bir ölçek içerisine ekledim. Görüyorsunuz El Jardin del Paraiso. Şimdi bunu yan tarafa aldım. Mintax Antikalk Powder. Mintax'ın kireç önleyicisi yerel bir ürün olduğu için ve ABC sıvı deterjan. Şurup gibi kokusu olan, nar gibi kokusu olan, narlı ve şurup gibi kokusu olan yıpranmaya karşı sıvı deterjan. ABC Color Liquid deterjan. Okey. Şimdi içerisine atalım. Kumaş pantolonlar, siyahlar, griler, koyu renkliler. Evet, bu kadar. Flagellife, Pfirsichgrat, Bügellite, Eintausend, Zweihundert mı deniliyordu Almanca'da, öyle bir şey deniliyor. 1200'de bir. Tausend Zweihundert. Okey. Başta ein denmiyordu. Evet, şu an 2 saat 6 dakika olarak görünüyor ama Speed Perfect seçtiğim için 1 saat 6 dakika. Evet, kolay ütü ve ekstra bir durulama verdiğim için 4 kez durulama yapacak. Aynı koyu renkler kot programında olduğu gibi. Kısa programda yıkanacaklar ve programa başlatabilirim. Dark Colors and Jeans program. Ekstra fonksiyon. Okey. Bugün yıkama parfümüm yok. Yıkama parfümü olmadan sizlere güzel kokulu deterjanlarla bir yıkama yapmak istiyorum. El Jardin del Paraiso'nun kokusu zaten meyveli ve çiçeksi ve ferah. Bingo nereden çıktı acaba? Çok özür diliyorum, pardon. ABC sık yıkananlar, pembe renkli şişenin kokusu da nar kokulu. Smells like syrup and nar kokulu. Narı da hatırlayacağım şimdi, dilimin ucunda da İngilizcesi hatırlayamadım. Pomegranate. Evet, pomegranate scent. Pomegranate and syrup scent. Umarım doğru telaffuz etmişimdir bugün. Yabancılar da diyecek ki nasıl telaffuz ediyor. Ama İngilizcem o kadar şey değil. Çok iyi değil. Ama yine de beni izleyen yabancılar için, anlayabilmeleri için yardımcı olmak istiyorum. Bugün belki içerisine hiç su eklemeyebilirim. Bakınız zaten köpürmeye başladı. İçerisindeki çamaşırlar da az miktar olduğu için
makinenin içerisine aldığı su yeterli gelecektir diye umuyorum. Ich bin sehr sehr zufrieden. Syrup and pomegranate scent. Wow. Smell gorgeous. Bunu eğer Almanya'da ve Avusturya'daki Türk marketlerinde bu deterjanı görürseniz alın. Tavsiye ederim. Almanya'da yaşayan Türk kardeşlerime tavsiye ediyorum. Oo, makineye su koyma, makineye su koyma. Evet, bugün makineye su koymuyorum değerli izleyiciler. İçerisindeki su ve köpük oranı gayet iyi. Siyah çamaşırların aslında yıkanmasını izlemek pek belli olmuyor. Açık renkliler gibi, beyazlarla açıklarla karışık gibi ama artık umarım inşallah beğenirsiniz. Umarım bu yıkamadan memnun kalırsınız. Evet, şimdi sizlere yumuşatıcılarımı bugün eklemeyi göstereceğim. İki tane yumuşatıcı, iki farklı yumuşatıcı yan yana getiriyorum bugün. Şu ürünlerimi yukarı kaldırayım. Evet, Vernal Frangipani and Eros Cherry Blossom and Pink Peony. Pink Peony and Cherry Blossom Kirschblüten und neydi? Almancası. Şakayın Almancasını unuttum. Unuttum. Birazdan gelir. Jeton düşer, merak etmeyin. Vernal Frangipani. Limon yağı ve vanilya ismiyle geçse de diğer yabancı ülkelerde frangipani çiçeği olarak geçmektedir. Kokusu tam yazlık, mis gibi. Limon kokulu, vanilya kokulu ve frangipani çiçeği kokulu. 1,5 kapak Vernal limon yağı ve vanilya. Üzerine max çizgisine kadar da peros, kiraz çiçeği ve pembe şakayık. Bu yumuşatıcıyı akşam sizlere tanıttım Instagram'da. Okuyabilirsiniz neler yazdığım hakkında. Bunu tavsiye ederim sizlere. Lenor Frühlingsgarten yumuşatıcıdan ilham alınarak oluşturulmuş bir yumuşatıcı olduğuna inanmaktayım. Çünkü Lenor Frühlingsgarten yumuşatıcının içerisinde de pembe şakayık ve kiraz çiçeği vardır. Bu inceleme yazımında da zaten bunu belirttim.
Şöyle bir sıcaklığına bir bakayım. Sıcaklık şu an hemen hemen 30'a ulaşmak. Az kalmış ulaşmasına. Böyle az miktar çamaşır yıkarken Speed Perfect kullanmayı seviyorum. Genellikle mix programını kullanmasını seviyorum. Pamuklu Speed Perfect kullanmasını seviyorum. Bu kadar az miktar çamaşırda. Sentetik Speed Perfect artı bir ilave durulama ve kolay ütü fonksiyonuna bastığımda da koyu renkler kod programına bu makineyi çevirebiliyorum. Makinemin ayar kısmında koyu renkler kod programı olmasa da kendim bunu yaratabiliyorum. Eğer bu çamaşır makinesini aynısından kullanıyorsanız, Bosch seri 6 çamaşır makinesi kullanıyorsanız benimkinin aynısından aktif oksijenli. Benim çamaşır makinemde koyu renkler kod programı yok, nasıl yapabilirim gibisinden hiç düşünmeyin. Benim yaptığımın aynısını yaparsanız eğer koyu renkler kod programında yıkamış olursunuz. Çünkü sentetik programının farklı bir varyantıdır koyu renkler kod programı. Sentetik programıyla çok benziyor, kardeş programdır. Aynı pamuklu programıyla mix programının kardeş program olması gibi. Evet sevgili arkadaşlar, bu güzel yıkamamın da artık sonuna gelmiş bulunmaktayım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki yükleyeceğim güzel bir videoda hepinize tekrardan görüşmek dileğiyle. Yazdığınız güzel yorumlar için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Güzel iltifatlarınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bay bay. Evet, şimdi hatırladım. Pfingsthose şakayık demek. Pfingsthose und Kirschblüten. Pfingsthose und Kirschblüten. 150 güne kadar kalıcı. Local product. Evet, tekrar hoşça kalın.